İMEAT Deniz Ticaret Odası Olağan Meclis Toplantısı 3 Haziran 2021 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır Başkanlığında çevrim içi ortamda düzenlendi. 38 sayılı toplantı zabıtlarının görüşülmesi ve onaya sunumuyla toplantı başladı. Ardından Nisan ayı mizanı görüşüldü ve onaylandı. Ayrıca nefes kredisi için yapılacak başvurularda gereken faaliyet belgelerinden oda olarak ücret alınmaması hususu meclisin onayına sunularak kabul edildi. Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, sektörel ve güncel gelişmelerin yanı sıra ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik göstergeler küresel anlamda toparlanmanın güçlendiğine işaret ediyor. Tamer Kıran, Filios Limanı ile ilgili güzel bir haber aldıklarını da sözlerine ekledi. Filios Limanı sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi olacak. Haziran ayının başlamasıyla birlikte yeni turizm sezonunun açıldığını hatırlatan Tamer Kıran, COVID-19 salgınından en fazla etkilenen iş kolu olan turizm sektörünün yeni sezonda önünü açmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Deniz turizmi tesisleri sertifikasyon kriterleri odamız katkılarıyla hazırlandı. Günübirlik gezi teknelerinin kademeli yolcu kapasiteleri ile ticari yatların tam yolcu kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi, Yunan makamlarının limanlarını açması durumunda Ege Adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan gemiler ile ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılması sağlandı. Yine odamızın Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler neticesinde yat ile ülkemize gelen kişilerin son 72 saat içerisinde yapılmış bir COVID PCR testi ibraz etme yükümlülüklerine ilişkin olarak söz konusu testi seyir süresince denizde bulunmaları nedeniyle ibraz edemeyen turist ve yat mürettebatına ülkemize giriş yaptığı anda PCR testinin yapılması ve sonucun negatif çıkması durumunda bu kişilerin karantinaya alınmaması şeklinde uygulamanın yürütülmesi sağlandı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu da söz alarak Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi BİMKO'da 2 yıllık başkanlık görevi süresince yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, Marmara'nın yeni kabusu müsilaj Profesör Doktor Mustafa İnsel de odamızca yaptırılan iklim değişikliği tedbirlerinin Türk sahipli gemi filosuna etki değerlendirme analiz projesi hakkında birer sunum yaptı.